Merhaba, tekrar hoş geldiniz. Sevgili Dilek Sert Erdoğan'la birlikteyiz. Merhaba Dilek, hoş Hoş geldin geldin. Dilek. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok güzel gidiyor gerçekten. Çok değerli konuşmacılar. Harika. Çok teşekkürler. Biraz da müzikle aslında değiştirelim ortamı, havayı istiyoruz. Fakat başlamadan önce, senin müziğine geçmeden önce, Hükümsüz Caz konserlerinden bize bahseder misin? Neler yapıyorsun? Elbette. Şimdi ben yapı olarak dünyada fark yaratmanın birkaç ana başlıktan geçtiğine inananlardanım. Bunların en önemlisi sanat, bilim, siyaset ve aşk. Bu dört anıldığı zaman aslında insan elinde büyük bir güç değiştirmek için en azından çaba gösteriyorsunuz. Ben de kariyerinde çok dikey geçişler yapmış ve çok cesur kararlar almış bir kadın olarak bu ülkeden aldığım eğitimi, görgüyü ya da bana kazandırdıklarını geri ödemenin bir yolunu bulmak istedim aslına bakarsanız. Hükümsüz Caz'ın çıkış noktası buydu. Ben ötekileştirmelerinden hiç hoşlanmasam da Dilek, bir maalesef saniye. bizler de Bilgisayarda yayın açık. Ses yankı yankı yapıyor. yapıyor. Eğer öyleyse kapatabilir misin ya da arkada yayın açıksa? Şöyle yapalım. Açık değil halbuki kapattım ama. Şimdi düzeldi, değil mi? Okay, tamam, devam edebiliriz. Teşekkürler. Aa, Kariyerinde dikey geçişler yapan bir bir kadın olarak. evet. Ve bunu ödeme zamanında çünkü sanat, performans sanatları, sahne sanatçılığı sadece şarkı söylemek ve insanları eğlendirmek, onlara hoş vakit geçirmek anlamına gelmiyor. Maalesef nerede toplum içinde öteki olarak görünen bir güruhuz. Dolayısıyla bizim gitmeyeceğimizi, görmeyeceğimizi ya da yapmayacağımız şeyleri yaptığımızı belki de göstermek istedim. Çünkü hala kız çocuklarının okula gidemediği, küçük kız çocuklarının çok erken yaşta, çocuk yaşta evlendirildiği bir coğrafyada belki de ben ve benim gibi çağdaş Türk kadınları şanslı olan kesimiz aslına bakarsanız. Hükümsüz Caz'ı da bilmeyen dinleyiciler, izleyiciler için şöyle özetleyebilirim. Hükümsüz Caz, Türkiye'deki kapalı kadın cezaevlerindeki kadın hükümlüler için yapılan bir caz konserleri dizisi projesi. Aynı zamanda cezaevlerinde olan hükümlü çocukları için de hayatlarını bir nebze olsun renk katmak için oyun parkları yaptığımız, duvar boyamaları yaptığımız duvar ressamımızla beraber böyle bir etkinliği gerçekleştirdiğimiz bir proje. Bu projeyi tabii ki yapmamızı sağlayan kurumlar İçişleri ve Adalet Bakanlığı ama proje ortağım Avrupa Birliği ve Hollanda Büyükelçiliği'ydi. Özellikle Türkiye'nin insan hakları konusundaki algısının maalesef çok negatif olduğu dünyada bu anlamda kadınlara yönelik bir proje olarak ilk ve tek olma özelliğini taşıyan bir proje bu. O yüzden de açıkçası bir Türk kadını olarak bundan çok büyük onur duyuyorum. Avrupa Birliği delegasyonunda da yayınlandı çünkü. Edirne'den başladık en batıda. Edirne Kapalı Kadın Cezaevinden. Daha sonra Türkiye'nin en büyük kapalı kadın cezaevi olan Bakırköy. Ankara Sincan Cezaevi ve İzmir Ali Ağa. Tabii pandemi dolayısıyla birazcık sekteye uğradı. Hatta geçtiğimiz Ankara Caz Festivali'nde bu senenin temasına uygun olarak tekrar Ankara Cezaevi'nde bu konseri gerçekleştirecektik ama dünyanın ilk online caz festivali, Ankara Caz Festivali oldu bu sene. Orada verdik bu konseri ve Hükümsüz Caz'la ilgili röportajı.
Gördüğünüz üzere artık hayatımız online. Evet. Gönüllüslerdeki dijital topuklarda da tekrar böyle Evet. can cana yan yana Evet, buluşalım şahane ve oldu. kucaklaşalım. Ama buna da şükür Yani diyoruz. yanımızdayız diyebilirim isterdik. Fakat şimdi de heyecanla bekliyoruz seni dinlemeyi. Bir yorum yapacağım ben. Dilek'le biz Hüküm üzerinden tanıştık ama sonrasında bir akşam biz Karaköy'de eve dönerken geç vakitte yine bir etkinlikten bir barın adını şimdi unuttum. Sen söyleyeceksin büyük ihtimalle. Social. Böyle bir ses duyduk içeriden. Ya ne kadar müthiş bir ses geliyor. Önce tabii canlı olduğuna ihtimal vermedik. Ve böyle hani Fareli Köy'ün kahvaltısında kavalı çalar da çocuklar takip eder ya, biz de o sesin büyüsüne kapılıp içeri bir girdik. Aman yarabbim, canlı bir performansmış bu. Zaten ve sonra bir de baktık ki direkt çıktı karşımıza. Müzisyen, müzik eleştirmenleri bildiğim kadarıyla siyahi ses olarak tanımlıyorlar. Dileğin sesini çok müthiş gerçekten. O Öyle yüzden diyorlar. ondan böyle bir kuple teknik altyapının el verdiği Tabii. ölçüde senden almak Tabii. ve seni seyircilerimize tanıştırmak Evet. istiyoruz. Sonrasında seni sosyal medya hesaplarından takip etsinler. Her şey yoluna girdiğinde de mutlaka ama mutlaka canlı olarak gelip Evet. dinlesinler. Çok önemli bir tecrübe çünkü. Evet, müziğin gücü şarkı söylemenin çok ötesinde bir şey. Çünkü müzik insanları birleştiren bir olgu. Ve müzik dünyasının içerisinde ben sadece şarkıcı ya da müzik yazarı ya da şarkı yazarı olarak algılanmanın ötesinde toplumsal bir rol üstlendiğimi düşünüyorum. Çünkü biraz önce Agi hocamın da dediği gibi yani bizler insanlar her şeyin bize dair ve bizim çevremizde geliştiğini düşünsek de bu bireysellikten birazcık daha uzaklaşıp daha toplumsal düzeyde düşünmeye ve hareket etmeye başlarsak çok daha doğru sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Tabii ki kadın erkek eşit ama aynı zamanda kadın ve erkek iki farklı canlı. Kadınların sosyal alanda, mesleki alanda sadece ve sadece erkeklerin bulunduğu pozisyonlara talip olmaları ve o pozisyonları ele geçirdikten sonra, oraya vasıl olduktan sonra erkek gibi davranmamalarını ve kadın olduklarını unutmamalarını ve fark yaratmalarını diliyorum. Çünkü o güç bizde var, o özellik bizde var. Kadın olmak çok zor ve çok özel bir şey. Şimdi size söyleyeceğim şarkı da zaten It's Hard to Be a Woman. Moments albümünden 2013 yılında yayınlamıştım. Yazdığım bir şarkıdan küçücük söyleyeceğim size şimdi. It's hard to be a woman. It's hard to exist. It's hard to live a life in a world like this. Trying to be someone. I end up being no one. I guess that there's no one. I'm just a shadow. Oh, baby, won't you hold my hand? I keep falling. I try to catch up to time, but life keeps on rolling. But no, I made up my mind. I stand and gonna fight. I won't be fooling, fooling. Try to beat me, you know. Fate don't mess with me. I'm gonna write down my own destiny. I walk alone on my way, and the world will give us way too many faith. Don't you mess with me, no. I'm gonna ride my own destiny. Yeah. Çok teşekkür Çok ederim. teşekkürler. Harika. Öyle. Ağzına kalbine sağlık. Bizimle olduğun için çok teşekkür ederiz Dilek. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sağ Gücümüzü olasın. görelim. Cesaretle.
Sevgiyle ama cesaretle. Hoşça kalın. Hoşça kal.